Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi herkes öyle tek seferde yakalayamaz şeyi. Ayşe abla komşunun sesi. Sinan Koç'un arabasına da videosuna da çökmenin aklı gururunu yaşıyorum. Hazır mısın? Hazır diye. Arkadaşlar hepinize merhaba. Mallorca adasındayız. Makyajlanmış yarısı cross için geldik. Çok detaylı bir yarısı cross testi çekmiştim daha önce. Şimdi de makyajcıya sıra geldi. Avrupa bazında geçen sene 200 bin adet yarısı cross satılmış. Yani Avrupa'da bayılıyorlar bu otomobile. Türkiye'de de çıktığından beri yaklaşık bir 5000-6000 adetlik satış rakamlarına ulaşmış. B SUV araçlar, yani Avrupa'da zaten küçük araçlar çok seviliyor. Artık da bir trend SUV'a kaydığı için de B SUV'ler hayli revaçta. Bir de tabii Toyota'nın alameti farikası hibrit olması. Ve gerçekten hibriti çok iyi yapıyor olmaları. Otomobil çok az yakıyor. Şehir içinde oldukça fazla hibrit kullanıyorsunuz, elektriği kullanıyorsunuz. Ki dün toplantıda da bahsediliyordu. Bu elektrifikasyona geçiş aşamasında hibrit, plug-in hibrit, yani fişe takılabilen hibritler bayağı bir ön planda olacak bence. Çünkü her yerde şarj altyapısı aynı olabilmiyor. Bla bla bla, biliyorsunuz zaten. Bu aşamada, belki 5-10 yıllık aşamada sanki daha iyi gibi geliyor. Çünkü artık iyi bir hibrit otomobil, şehir içi plug-in hibrit için konuşuyorum, 80-100 km menzil verebiliyor. Ki bu günlük işleriniz için hayli hayli yetiyor aslında. Basacaksın, yazlığa gideceğim, memlekete gideceğim dersen de yakıtla basa basa gidiyorsun. Gelelim yarısı cross'umuza. Makyajın adetindendir. Yeni stil bir böyle ızgaralarımız var ön tarafta. Farlar aynı ama asıl otomobilin aslında geliştirdikleri ve bence değerli olan otomobilin NVH, yani Noise Vibration Harshness dedikleri yalıtım ve rüzgar sesi, yalıtım ve işte yol sesini azaltmışlar. Onu da şöyle kaputu açacağım. Normalde biz 116 beygir olarak biliyoruz otomobili. Bak tek seferde. Şimdi herkes öyle tek seferde yakalayamaz şeyi. Tecrübe ister. Yıllarını vereceksin. Şimdi burada makinamız da yeni. 3 silindirli 1.5. Daha önce de 1.5. Yani makine aynı ama muhtemelen yazılımla işte onunla bununla gücünü arttırdılar. Torku %30 kadar arttı. Toplam güç 181 Nm torka çıktı ve 130 beygire çıktı. Ülkemizde de sunulacak hem 116 beygirlik hem 130 beygirlik. İşte 0-110.7 falan. Bence hani gayet yeterli rakamlar. Yalıtıma geleyim. Bu ateş duvarı dediğimiz motorun arkasındaki yere 3 katlı bir kaplama yapmışlar. Onun haricinde burada da işte o çalışma emis seslerini azaltmak için bir rezonatör kullanmışlar. Bir de en önemlisi daha kalın ön cam ve yan cam olduğunu söylediler briefingde. Şimdi sürüşe çıkacağız. Ben de ilk defa süreceğim. Diğeriyle bir kıyaslama yaparız. Otomobil biliyorsunuz TNGA B platformu. Bu TNGA CD diye gidiyor. Bu renk özel. Haki yeşil rengi. Çok da sevdiğim bir renk. Yine jantlarımız yeni 18 inç ama Türkiye'ye 17 inçle gelecek. Muhtemelen hani daha konforlu olsun diye tahmin ediyorum. Yollar belki daha bozuktur diye. Arka tarafa geldiğimizde de hemen şu yanımızda göstereceğim birazdan, eski Yaris Cross var. Buradan hatta direkt baka baka kopya çekebilirim. Şurada bir yeni eklenti var. Onun haricinde bakıyorum stoplara, stoplarda şurada ufak bir değişiklik var. Yani ufak tefek böyle minör değişiklikler. Elektrikli bagaj mevcut. Tabii bizim ülkemize 3-4 farklı donanım seçeneğiyle gelecek. Bu da anahtar şeyde olduğu için uyarı veriyor. Buradaki pandizotun aşağısındaki hacimle beraber 397 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Aslında B SUV için oldukça iyi bir rakam. Tabii makyaj deyince tamponlar mutlaka değişiyor ama en büyük değişiklik iç mekanda. İstiyorsanız hemen onu da göstereyim size. Koltukların tabii dikişleri bu haki yeşil olduğu için koltuğun döşemesi ve oradaki işte süslemeler değişmiş. İçeri geldiğimizde de tamamen dijital bir sürücü ekranı. Burada işte farklı farklı böyle Türkçe de yapmışlar. Lütfen yerel trafik kurallarına uyun. Ses bayağı şey. Robotik değil, bayağı Ayşe abla komşunun sesi. Burada dediğim gibi tamamen dijital bir ekranımız var. Farklı yolda zaten kurcalarız. Farklı modlara göre değişiyor.
Burada 12.3 inçlik tamamen değişen bir multimedya ekranı var. Genelde nedir Toyota'larda hep eleştirimiz? Eski testlerde de multimedyanın kaba olması, tuşlu olması falan. Burada biraz işi çözmüşler. Biraz da böyle tasarıma yedirilmiş yani. Tabii güzel özelliklerden biri connected car. Yani telefonla arabayı aslında artık açıp kapatabiliyorsunuz, klimayı kumanda edebiliyorsunuz gibi gibi. Connected car özellikleri gelecek. Bu arada bize de gelecek mi diye sordum. Üzerinde çalışıyoruz dediler. Biliyorsunuz BTK onayları verildi ama şimdi her marka o hazırlığı yapmamış olabilir. Belki hazırlığını bundan sonraki modeller için yapıyor olabilir. Bunun için henüz net bir cevap vermediler ama burada bulunuyor. Menüleri biliyoruz. Zaten sürüşte de kurcalarız oraları. İç mekanda onun haricinde farklı bir değişiklik yok. Cam tavan da satın alabiliyorsunuz. Devam ediyor cam tavan. Hani merak edenler de vardır. Tabii otomobilin sürüşünün biraz daha geliştiğini, işte sessizliğinin geliştiğini söylüyorlar. Onları da isterseniz yolda konuşalım. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Sinan Koç'un arabasına da videosuna da çökmenin haklı vay gururunu be. Yaşıyorum. Hoş geldin. Evet. Her zaman. Her zaman Cevat Kelle gibi aynen. Kameramanlık çok estetik. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Videonun başında kamera hareketleri çok akıcı değil miydi? Sen bir de hoş geldiniz girişi var ya. Bir evet. Tane daha bir influencer kız var. O da öyle giriyor. Oynuyor bir de. Aa. Hoş geldiniz. Ya biri yapıyordu onu. Kim? Bir bakayım ona. Dur bakayım. Onu ben bir ona benzetiyorum. Telif atalım kanka. Öyle deyince bir böyle İnsan oynayası geliyor. Evet arkadaşlar Mallorca'dayız. Sinan Koç'la beraberiz. Keyiflen ve huzurlan bir sürüş yapıyoruz. Araba muhabbeti yapa aynen. Yapa. Dedik bari hadi kayda da girelim. Yoksa güzel rally muhabbetlerimiz, gazlama muhabbetlerimiz. Hep abi girdaptan çıkamıyoruz. Şimdi ben yakın zamanda araba muhabbetleri diye sohbet programı gibi tamam. Bir şey yapacağım. Gelirsin. Abim emrin olur ne aynen. Demek ya reis. Gazlama, rally anılarını. Her türlü. Böyle sağ 5, sol 5, 190'la böyle Allah'ım Sinan dönün. Oradan bir uçtuk falan kanamadık Sinan. Böyle iç çekilmeli böyle. Aynen benim de büyük anılarım var. Var anlatırım abi, onları. Sende de dolu. Dolu aynen. Be. Hepimizin arkası karanlık. Evet, yarış ciğerle birlikteyiz. Demek istiyoruz. İnşallah bir gün evet. Yani yarış paylaştığımızdan gelen 5 sorudan 4'ü abi yarış ciğer gelecek aynen. Mi? Üstüne çalışıyorlarmış. Güzel günler yakın arkadaşlar, öyle söyleyelim. Öyle gerçekten duyduk. Gerçekten yakın. Güzel günler yakın. Bizzat işin içindeyiz. Bakalım. Dün bile burada Mallorca'da bile konumuz arka planda buydu. İnanın. Aynen. O yüzden güzel şeyler olacak size. Hem güzel görüntüler çıkaracağız hem İnşallah. De güzel haberler vereceğiz bence. İnşallah. Yarış. Şimdilik tabii yarış cross'a dönecek olursak tabii ufak tefek eklentiler olmuş dediğim gibi. Aslında yalıtım açısından bir eklenti yaptıklarını söylediler. Tabii şimdi öncesini de kullanalı 2 sene oldu. Onun şu an atıyorum 100 ile giderkenki sesi tabii. Aklımda değil. Biraz ondan inip ona binersen sanki o anda daha tespit edersin gibi. Şu an hani çok böyle anlayamadım. Yapılanı ama B segmenti bir otomobil sonuçta. En azından buna kafa yormaları bile güzel bir şey. Otoban kullanımında gayet güzel. 100 ile gidiyoruz. Güvenliğe geleceğim. Aslında Toyota T-Mate diye bir böyle güvenlik paketlerine verdikleri isim var. Toyota mesela biliyorsunuz 7 Temmuz'dan sonra Avrupa Birliği standartlarına göre belli güvenlik standartlı olmayan arabaları satamayacaksınız. Toyota mesela diyor ki bizim hiç öyle bir derdimiz yok. Bizim zaten bütün otomobillerimizde güvenlik paketleri oldukça üstün. İşte burada da şu an adaptif hız sabitleme ile gidiyorum. İşte kör noktası gayet güzel çalışıyor. Yandan araba geçiyor. Buna ek olarak opsiyonel işte kapıyı açtığınızda motosiklet bisiklete açma diye. O çok güzel bir şey bence. Özellikle bizim ülke için çok faydalı. Ama bizim ülkede iş işten yani bizimki çünkü hiç böyle lang diye açtığı için. Bizde fazla hızlı gelişiyor her şey o anda. Yani onun için hani çok gerçekten dikkatli olun. Motosiklet sayısı evet. Da çok arttı. Eskiden senin de var motorculuğu. Tabii var. Ama 2015'te. Bizde motor çok tehlikeli. Abi ben işte bak 2015'te en son ben galiba yapamayacağım korkuyorum deyip bırakmıştım. 9 sene olmuş yani hakikaten korkup bıraktım ben. Evet. Gerçekten İstanbul'da ben korktum dedim tamam ben bunu yapamayacağım artık deyip çekildim mesela. Şey yapacaksın abi motoru trailer'e koyacaksın evet. Pistten piste. Evet zaten işte en son motor Ducati'ydi hatırlıyorsun. Panigale'ydi. Evet. O yüzden yani dedim şakası, ki tamam. Şakası olmayan makineler. Dedim tamam bu kadar güzeldi. Diye. Sonra Zafer Akçay. Aynen. Ümitçim. Tabii. Ümitçim. Kesin. Olur mu? Kesin. Olmaz. Orada bir gol yerdik. Aynen. Ben şunu senin anlattıklarından şunu eklemek istiyorum abi. Sana da fikrini sorayım. Bu yeni dünyada bu teknolojiyle ve bu aslında rekabetle markalar arası şeyle eskiyi hatırla mesela. Eskiden bir özelliğe ulaşmak çok
büyük bir şeydi. Arabanın evet. çok üst paketlerine böyle çok deli paralar ödenince. Aynen. Lan şimdi bakıyorsun B sınıfı ne? Diyorsun. Adaptifi abi, var, güvenlikler, kör nokta var. İşte elektrikli bagajı, hani konfor ayrı, güvenlik ayrı. Her şey, bütün tikler atılmış gibi arabalar aynen artık. Öyle. Muhtemelen o rekabet bunu yaptırdı tabii. Yani her şeye herkes artık ulaşıyor. Ya bunlar artık standardımız oldu. Önceden yani, böyle deli gibi anlattığın şey paket olarak abi geliyor zaten. 2010'da adaptif hız sabitleme dediğin şey S serisinde opsiyon. Tabii ki. Hani, ben lansmana gitmiştim. S serisinde şeydi yani, ilk defa kullandık falan böyle. Bu nasıl ya? O şey cümleleri vardı. Ya şuna otobanda bir bakalım. Hani anladın mı? Orada bir bakma aynen vardı ona. Hani böyle hep beraber tabii, böyle tabii. çocukları arıyor. Doluşuyorsun, dört kişi adaptife falan bakılıyor aynen böyle. O yüzden hani o anlamda çok mutlu oluyorum. Bir de abi ikinci bizim coğrafya için bence bu modellerle birlikte, yani işte bu Yaris Cross gibi modeller, CHR gibi modellerle biz biraz o şeyden de çıktı Türkiye. Sedan deliliğinden çıktı. Evet. Sedanlar global anlamda da azaldı evet zaten. Ama biz ama hep bir sedan. Sedancı mı? Araba yani, dediğin sedandır. Araba demi oğlum, bizim çocukken hatırlasana hatchback arabaya hani evet büyük bir olaydı o mesela. Nasıl alınır? Nasıl tercih edilir? Aynen. Niye alınır? Kavga sebebi yani. Evet. O çünkü mangal sedana koyacak. Yani biz de çünkü Şahin ekolünden geldiğimiz için bizde hani kartal şeydir yani. İş için almıştır. Sütçüdür falan aynen muhabbeti yani. Hep station bir bahane. Tabii hep bir bahane gerekirdi. Şimdi bu modeller bunları kırınca ve çok yaygınlaşınca ona da mutlu oluyorum. Özellikle hanım kullanıcılar çok seviyorlar ve tercih aynen ediyorlar. Aynen. Onlar daha kendilerini güvende hissediyorlar muhtemelen. Ama ben genel olarak model anlamında da bunları çok başarılı ve kompakt buluyorum abi. Özellikle bu kadar nüfus artarken, bu kadar şehir büyürken yani bir şekilde bunun da böyle küçülüp her şeyi küçük bir arabada her şeyi bulma fikri benim hoşuma gidiyor. Aynen öyle. Bir de tabii elektrifikasyona da gelince işte atıyorum burada EV modu var. Basıyorsun. Tabii. Çok gaza yüklenmediğin sürece 80'lere kadar elektrikle aynen bile gidebiliyor. Güçlü bir elektrik motoru var yani burada. İşte ani hızlanmalarda mesela bastım. 3 silindir evet, sesi tamam de güzel. Aynen. Severiz ciğerli ses. 3 silindir. Altının yarısı. Tabii. Head-up display'i var falan. Yani donanım evet, yıkılıyor evet, yani. Diyorum ya artık konuşmuyorsun bunları. Tabii, standart tabii olmuş yani. Baksana işte gidiyor kendi kendine falan. Zaten o Toyota'nın o güvenlik meselesi artık şey oldu. Biraz böyle başka bir tabela başlık oldu. Yani hibrit ve güvenlik aynen böyle markayla bağdaşlaştı diyelim. Ya biz tabii hep şimdi biz %1'lik kısmımız işte yarış cihaz, benzin, ses falan. Düz vites. Yani şu an yeni nesil belki araba satın almayı düşünmüyor bile. Paylaşım doğru kiralıyor, doğru kullanıyor. Söylüyorsun. Zaten maliyetler çok aha yüksek. O da var yani dünyanın bir gerçeği. Sırf Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Ama dediğim gibi yani 200 bin satmış geçen sene Avrupa'nın en çok satan B SUV'lerinden bir tanesi. Avrupa'nın algısını da şuradan anlayın arkadaşlar. Adamlar için hakikaten yani bizde şimdi tabii biz hala biraz daha Doğu kültürüne yakınız. Yani Orta Doğu'ya yüzümüz dönük olduğu için ülke olarak biraz Avrupa ile Orta Doğu arasında sıkışan bir toplumuz aslında. Dolayısıyla bu bize şunu getiriyor. Bizde otomobil aynı zamanda bir statü meselesi. Yani bir silah bizim için. Şimdi Avrupa'daki adamlar bunu çok önceki zamanlardan açtıkları için abi herif bakıyor ki ben ne veriyorum, ne alıyorum, ne kadar kullanacağım. İşim anladın mı? Yani herif için bisiklet aslında bu. İşte 200 bin çok anormal bir rakam. Lansmanlara yani gidiyoruz. İsviçre'nin bir yerine böyle abi, şato. Golf 4. Ha eski hani, kasa böyle yatıyor. Belli ki sıfırdan beri onda. Golf 4 ha, hani 300 binde falan yani. Yani onun için bizde o tabii o kültürle de alakalı. Bizde o iş değişmez bence. Bu arada hepimiz de bundan besleniyoruz tabii ve memnunuz da bu arada. Aynen, aynen. Ya araba ama, seviyoruz abi. Evet o yüzden şey ama bunu bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman Yaris Cross'un 200 bin satarak geçen sene ne kadar önemli bir model ve ne kadar çok Avrupalıya hitap ettiğini de oradan anlayabilirsiniz. İyi çalışmışlar evet, yani. İyi çalışmışlar abi. Peki Sinan Reis, sana sorumu sorayım o zaman. Sor hazır mısın? Hazırım. Bilir kişi olarak. Evet. Şimdi ben mesela müşteriyim. Evet. Toyota bayisine gittim. Evet. Şimdi bu boyutlarda, aşağı yukarı bu fiyatlarda diyelim. Şimdi bunun fiyatı açıklanmadı ama hani kabaca tahminen CHR'la böyle bir yakın bir yerde gibi sanki. Ya işte biraz daha koyup CHR alınabilir gibi. Böyle bir sınıf farkı var okey ama şimdi düm sınıfı falan unut, fiyatı da unut. Yan yana koyduğun zaman benzer boyutlarda ve benzer şeye hizmet eden modeller evet, ya. Evet. Mesela orada nasıl tercih nasıl ediyor abi? Neden mesela neyi hissedecek müşteri orada? Ben mesela çok kararsız kalırdım. Ya şöyle bir tasarım. Tamam. CHR aslında ayırıcı bir şey oluyor direkt. Tasarım direkt tamam ayırıcı. Evet. CHR çünkü şu an Toyota'nın heyecanlı yüzü evet gibi. Evet. Doğru. Tamam mı? Bu da aslında tasarım olarak evet çok böyle fütüristik bir tasarımı aynen var. Hacim belki bu biraz daha kullanışlı olabilir bazı yerine hmm göre.
Peki. Daha ufak boyutlu. Fiyat orada tabii. Tabii. Biraz fiyat şey. Bizde, hele ki Türkiye'de fiyat en büyük etken zaten. Yani sen aslında orada tasarıma biraz daha para veriyorsun. Sen hangisini seçerdin? Söyle bakalım. Ben CHR'ı seçerdim. CHR değil mi? CHR çünkü hakikaten güzel gözüküyor. Evet. Yani CHR o keskin bir bıçak gibi yaptılar yani, ünlü arabanın. Lexus havası var böyle şeyde gördüğünde. Aynen. Dışarıdan gördüğünde. Bu da böyle tatlı şehir içi arabası evet, yani. Bu çok optimum bir model ya. Bu. Bir de donanımlar hakikaten iyi. Şu ekranlar evet. İşte Hey Toyota diyorsun, kontrol edebiliyorsun. Şu an kapalı gerçi. Şu an ya yani bütün işte koltuk ısıtması var. Bak 4.4 litre yakıt. 4.4 ki işte biraz bastık falan filan. Ortalaması da bu böyle bu şekilde yani 4.3 oldu. Aynen. Normal şehir içi süratlerinde ben hatırlıyorum bana eski Yaris Cross geldiğinde ben 3.9 falan gezmiştim. Ya. Aynen. Sen yani, de tam esnafsın be. Ya şey böyle araba ekonomikse değil mi? Böyle hiç gazlamıyorum. Dibini bakayım sıyıralım. Ne olacak? Hani ne yakacak cadde trafiği Kadıköy bilmem ne. Tam tersi arkadaşlar 300 beygirlik bir şey binerse de 300'ünü kullanmaya yönelik. O zaman yakıtla işim yok zaten. O zaman uçuruyoruz abi. Arkadaşlar yazın göreceğiz bu arada makyajlı Yaris Cross'u. Evet. Memleketimizde olacak. Gibi herhalde. Yok yani Haziran gibi gelir diye tahmin tabii, ediyorum. Tabii böyle Haziran sonra bayramdan sonra falan filan hani yakın vadede çok uzamayacak arabanın gelişi. Bunu da hemen hızlıca teşekkür görebileceğiz ederim. Yollarda. Yeni iki renk var. Bir bu renk var. Evet. Bir de Neptün mavi galiba. Aynen. İsmi Neptün olacak galiba bizde. Bir bu renk var bir de Neptün bu mavi renk çok gelecek. Güzel. Çok güzel. Bunu da CHR'dan farklı olarak tavan siyah. Full versiyonunda tavan siyah gelecek. CHR'da hatırlıyorsunuz C sütunu da böyle aşağı iniyordu bir yarım kuşak şeklinde. Çift renk opsiyonu vardı. Bunu da sadece tavan ve gövde gibi ayırmışlar. Yapıyorsun bu sporu ya. Aklıma geldi. Vallahi arkadaşlarımıza ya, bilgi yani. Maksatlı Sinan abi. Kerim Tarla bir istişare yapılmış yani. Abi Kerim abi. Kerim abi ben Kerim. Kerim abiyi ülkeye tanıtmak istiyorum ya. Kerim'i. Ona özel bir bölüm yapmak istiyorum. Yanlış düşünüyorsun. Hiç tanıtmayalım. Yok hazır değil ki ülke. Hazır değil. Ülkenin ayarlarıyla oynama. Aynen. Kerim'i şu an arkadaşlarımız çözemezler tabii, değil tabii. mi? Yani ufak ufak böyle fragman aynen. tadında aralara atarız. Aynen. Onu bir sezona yaymamız tabii. lazım. Hani Kerim'i birden bam diye koyarsak iki taraf için de aynen. kötü. Hem izleyenler için kötü Kerim için de kötü. Kerim'i linçlerler aynen. falan Kerim tabii. şey yapar böyle kaynaktan maynaktan onlara şey yapar. Alet edevat yapalım. Yavaş yavaş tanıtacağız abi. Aynen. Ta benim eski şey videosunu izlediyseniz arkadaşlar Kerim oradaki kırmızı Evo 9'un sahibi. He, bizim Doğan'la çektiğimiz kırmızı Evo 9 doğru. Kerim'de. Oradan doğru. belki anımsayanlar olur. Evet Ümit Erdin teşekkür ederim. Abim, her demek? Zamanki gibi renk kattın. Şu İspanya'nın Güzide adasında aynen. sizin gibi keyifli bir dostumuzla araba konusunda hasbihal ve istişare aynen. etmek. Bu güzel modeli beraber anlatmak büyük keyifli. Ya şimdi aynen doğru söylüyorsun. Şimdi herkesle araba muhabbeti yapılmıyor tamam olmaz, mı? Şimdi tabii. kimisi arabayı çok iyi biliyor, tanıyor ama şimdi bizim kafadaki muhabbet başka. Tabii. Kimisi başka kimisi abi plakasına kadar bilir. Ha. İşte 34 UD bilmem ne işte onda abi yazılım şu var. Hani bir öyle muhabbet aynen. var. Hani bir de hakikaten işte hissiyat, sürüş falan onun için seninle yaptığımız muhabbetler keyifli ne oluyor. Ne demek her zaman abi. Emrin olur. Sohbete de en kısa zamanda geliyorum. Başladığın aynen. zaman. Sohbete bekliyorum. Arkadaşlar Yaris Cross'tan böyleydi. Detaylı olarak İstanbul'da da mutlaka daha fazla kilometre yapıp inceleriz. Varsa aklınıza takılan şeyler de yorumlara mutlaka yazın. Bizden şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Kendinize... Müsait olan varsa benim kanalı da şey hemen, yapacağım, abone olsun. Aynen onu müsait abi, yeriniz ya. Kaldıysa onu da... Bu ara ama yani biraz daha videolara... Evet abi bana da bir aynen. şey yapın. Sinyal yapın oradan ya. Aynen az kaldı. 270 küsur değil mi? 300 bin yapacağız çok ya. Çok güzel gidiyor. Arkadaşlar bir el atarsak... Düzenli yürütsen... Ben de çoktan 400-500. Sorun sende değil, ben tabii, de bebeğim. Tabii. Abi sen yürüyen içeriksin ya. Yapacağız. Kendi kendine deli gibi konuşsan zaten yeter yani. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Saygılar sevgiler. Bye bye. Sağ ol. Haberleşiriz.